Evet, görüldüğü üzere şu anda arkamızda kayaların üstünde kayaları delme işlemi yapılıyor. Anayasanın 63. ve 64. maddesinde der ki, devlet tarihi, kültürel ve tabii varlıkları, mirası korur ve destekler. 64. madde de sanat eserlerini korur ve destekler diyor. Korumaktan ve desteklemeden anladıkları, işte görüldüğü üzere tarihi mirası hiltilerle delmek, kazmalarla kazmak olsa gerek. Şu anda tam bir suç üstü hali var aslında. Bu bir ihbardır. Yani Türkiye hem uluslararası anlaşmalara imza koymuş bir ülkedir, hem Avrupa Birliği'ne girebilmek için aday olduğu zaman tarihi, kültürel ve tabii anlamda da imzaladığı sözleşmeler vardır. Şu anda bu bütün sözleşmelere, ulusal ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Yani hem kayalar, tehlike arz eden kayalar imha ediliyor deniyor. Hem de şu anda gördüğünüz gibi o sözde tehlike arz eden kayaların üzerindeler şu anda işçiler. Onların üzerinde delme ve kazma işlemi yapıyorlar. Bu nasıl bir tehlikedir? Yani yeter artık. Toplumu böyle yanlış, yalan bilgiler imha ediliyor deniyor. Hem de şu anda gördüğünüz gibi o sözde tehlike arz eden kayaların üzerindeler şu anda işçiler. Onların üzerinde delme ve kazma işlemi yapıyorlar. Bu nasıl bir tehlikedir? Yani yeter artık. Toplumu böyle yanlış, yalan bilgilerle bilgilendirdiğiniz, toplumu yanıltıyorsunuz. Yeter. Biz bunun canlı tanığıyız. Biz sizin açıklamalarınıza mı inanalım? Yoksa biz gözlerimize, kulaklarımıza, hissiyatımıza mı, dokunma organlarımıza mı inanalım? Nasıl ki şu kayaya dokunmamız ne kadar sahih ve hakiki ise, şu anda Hasankeyf'te yapılan tarih, kültür ve tabiat talanı da katliamı da maalesef ki o kadar hakiki. Yani şu anda bu hilkiler aslında yüreğimizi deliyor. Belleğimizi deliyor, hafızamızı deliyor, tarihimizi deliyor. Geçmişle gelecek arasındaki bağlarımızı, değerlerimizi deliyor, koparıyor, birbirinden ayırıyor. Buna hep birlikte dur diyelim. Dünyada başka bir Hasankeyf yok. Bununla Türkiye'nin övünmesi, gurur duyması gerekirken, koruması gerekirken, gelecek nesillere aktarması gerekirken, maalesef şu anda 12 bin yıllık tarih zinciri ve bizi bir sonraki bir 12 bin yıla aktarmakta dur diyelim. Dünyada başka bir Hasankeyf yok. Bununla Türkiye'nin övünmesi, gurur duyması gerekirken, koruması gerekirken, gelecek nesillere aktarması gerekirken, maalesef şu anda 12 bin yıllık tarih zinciri ve bizi bir sonraki bir 12 bin yıla aktaracak olan zincir halka koparılıyor. Yani buraya onlarca medeniyet ev sahipliği yapmış. Diller, dinler, ırklar hüküm sürmüş. Medeniyetler hüküm sürmüş. Hiçbiri bu yıkımı, bu talanı yapmamış. Hasankeyf dönem dönem evet yakılmıştır, yıkılmıştır. Ama şu anda yapılan yıkım teknolojik olduğundan tahribatı çok daha fazla ve toparlanamayacak bir duruma getirilmiş durumda. Tahribat büyük olunca yok oluş da büyük oluyor. Şu anda Hasankeyf can çekişiyor. Lütfen güzel Hasankeyf'imize bir ses olalım. Lütfen o can çekişme çığlıklarını durdurmak, dindirmek için elimizi taşın altına koyalım. Sen yaklaştır biraz daha.